Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda yamuk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sizlere dik yamuk konusunu anlatacağız. Arkadaşlar dik yamuk konusu sadece nasıl olduğunu bilin ve üçgen bilgisi bitti. Bir özelliği var. Ya da kitaplarda böyle özellikleri böyle daha da çoğaltabilirler arkadaşlar ama gereksiz, gerek yok. Gerek olmadığını zaten şimdi sorularda da göreceksiniz. Evet yan kenarlarından biri tabanlarına dik olan yamuğa ne denirmiş? Dik yamuk denirmiş arkadaşlar. Yani şurası bir kenarı ne olacak? Alt tabana ve üst tabana dik olan yamuğa biz dik yamuk adını veriyoruz. Yamukta yapacağımız iş. Zaten bunu öncesinden beri yapıyoruz. Hani amacımız neydi? 90 dereceler gördüğümüzde dik üçgen oluşturmak değil miydi arkadaşlar? Evet. Burada da dik üçgen oluşturmak için elinizden geleni yapacaksınız. Çünkü 90 dereceler var. Yani sen buradan bir dik çizeceksin. Yani burada bir dikdörtgen oluşturacaksın. O zaman C ise burası da C, H ise burası da H. Buraya AXC kaldı ve burada Pisagor bağıntısını yapacaksın kardeşim. Peki hocam, burada bununla ilgili bir özellik var mı? Arkadaşlar bir tane özellik var. O da ne özelliği biliyor musunuz? Köşegenleri dik kesen bir yamukta. Köşegenleri dik kesen bir yamukta nedir o özellik? Şu Hemen söylüyorum arkadaşlar. Şuraya da çiziyorum. Sizin çizmenize bile gerek yok. Bunu bir soru olarak bile düşünebilirsiniz. Hatta sorular arasında bile vardır büyük ihtimalle arkadaşlar. Şurası C, burası A, burası H ise bu formül nedir biliyor musunuz? H kare eşittir A çarpı C diye bir formül var. Ya yani kolay bir formül aslında. İsterseniz ezberleyin. A ben olsam bilmiyorum ezberlemeyin diyebilirim de demeyebilirim de size kalmış arkadaşlar seçenekli bir özellik diyebiliriz. Dik yamun bir özelliği var. Diğerleri de o kadar da önemli değil. Bilmeseniz de olur ama. Niye? Arkadaş sen böyle bir soru gördüğün zaman, "Aa hocam 90 dereceler havada uçuşuyor. 90 dereceler havada uçtuğu için aklımıza ne gelecek?" Aklımıza tabii ki alfabeta beta gelecek. Alfabeta'ya dalalım o zaman burada. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Bir sürü alfa beta üçgen oldu ama bu üçgenler beni ilgilendirmiyor arkadaşlar benzerlik yaparken kenarları belli olan iki kenarı belli olan üçgen seçimi yapmıyor muyduk yapıyorduk. O zaman üçgen seçerken C'ye haçlık şu üçgeni seçebilirim. Ya yani tutup da şunu seçmeyeceğim arkadaşlar. İki kenarı belli olan üçgen seçeceğim. Yani C'ye haçlık şu üçgeni seçelim. Bir daha hangisini seçebiliriz? Haşa A'lık. A'ya ait bir üçgen seçeceğim ya. Haşa ağlık bu üçgeni seçebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım benzerliği kuralım şimdi. Benzerliği kurduğumuzda sarı üçgenden başlayalım. Alfanın karşısı C'nin. Alfanın karşısı mavi üçgende h oranı eşittir. Bu üçgende betanın karşısı var h'ın. Öbür üçgende betanın karşısı a oranı. İşler dışlar h kare eşittir a çarpı c diye bir şey geldi zaten arkadaşlar. Bak gerek var mıymış ezberlemeye? Yok. Ama sen üçgenlerde iyisin. Hiç ama hiç gerek yok. Peki başka bir ispatı var mı? Var tabii ki. Daha öncesinde biz size ne demiştik arkadaşlar? Daha öncesinde biz size demiştik ki köşegenleri dik kesen bir yamuk gördüğünüz zaman ki burada köşegenleri dik kesen bir yamuk değil mi bu? Evet. Bir yöntem söylemiştim ilk bir videoda hatırlarsanız. Ne yapacaktık? Paraya kenar oluşturuyorduk ya. Bu sefer para kenarı dışarıda. Şu şekilde oluşturacağız arkadaşlar. Aa, burada oluşturucu özel bir durum gelmiyor. İsterseniz bu sefer paraya kenarımızı şöyle oluşturalım. Ya bu köşeden oluşturacaktık ya da bu köşeden. Şuradan oluşturduğumuz zaman paralel kenara. Bakın şöyle bir paralel kenar çizdiğimiz zaman. Bu sefer dışarı oluştururken köşe gene paralel çiziyorduk. Böyle çizdik. Hocam şöyle bir paralel kenar oldu. Böyle bir paralel kenar olunca arkadaşlar. Şurası ne? Şuraya baktık, bakacak olursak. Hocam C ise burası da C. Hemen yazıyorum C'yi. E hocam bunlar birbirine paralel. E bunlar birbirine paralelse 90 ise burası da yöndeşlikten dolayı 90 oldu mu? Oldu. A dikten dik çizildi h kare eşittir c çarpı a yani a çarpı c buradan da geliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Size kalmış ister formülü ezberle istersen hiçbir şeyi ezberlemeden rahat bir şekilde sonuca ulaş. Ama genelde dik üçgen ve 90'lar olduğu için genelde de alfabetalı üçgenlerle uğraşıyoruz dik yamukta haberiniz olsun arkadaşlar. Ve şuradaki soruya baykalım şimdi. Hocam şunlar eşit verilmiş 8 verilmiş 12 verilmiş. E ne yapacağız? E, dik üçgenden beri biliyoruz. Hop dik dörtgenimizi oluşturduk. 12 ise 12, 8 ise 8. Zaten dik yamuk dediğine göre şunlar burası dikse burası da diktir arkadaşlar. Zaten A, B, ve CD paralel vermiş. 90 ise 90 olduğunu söyleyebiliyoruz direkt. Neyse buraya A dersem şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. E, hocam burası da A artı 8 yaptı o zaman. Pisagor. Normalde ne yapacaksın? A artı 8'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesine eşittir. E gençler burada Pisagor'da işlem işlem işlemle sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da 12 varsa hisset kardeşim ne üçgenidir? 12 biraz tehlikeliydi arkadaşlar. 12 ile ilgili hissederken ya 5 12 13 ile ilgili 13 vardı. Ya 3 4 5'in 3 katı 9 12 15 vardı. Ya da 12 4 katı olan 3 4 5'in 12 16 20 üçgeni vardı. Burada hangisi? ilk akla 5 12 13 geliyor. 5 koyarsam 5 12 13 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. E o zaman Ali Bey uzunluğu isteniyor. Cevabımız da 8 ile 5'in toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 13 yaptı arkadaşlar. Evet ilk örneğimizin cevabı 13 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Hocam dik yamuk. Bu sefer böyle yan vermişler. 90 derece. Aha da eşitlik var. Eşitlik gördüğümüzde yamukta da aklımıza ne gelecekti? Orta taban. Eşitliğin olduğu yere kalemimizi koyduk. Orta taban çizgisi. Yana değil bak bu sefer. Şunlar dikine paralel ya. O zaman böyle paralel çizeceğiz. Paralelimizi çizdik. Paraleli çizince bu bir ortaban çizgisi. 7'yi keş parçaya bölmeyecek. Dikkat. Tamamını 8'i keş parçaya bölecek. 4, 4. Ortaban çizgisi bunlara paralel olduğu için burası da 90 derece. Ve ortaban çizgisi 6 artı 2 bölü 2. Yani 8 bölü 2'den burası da 4 çıktı. O zaman burası 4 iken burası da 4'tü arkadaşlar. Dikkat edin burayı yanlış yazmışım. Yani burası kaç oldu arkadaşlar? Şuraya bakacak olursak buraya 3 kaldı. E artık burada Pisagor bağıntısı var mı? Var. 3, 4, 5 üçgeninden cevabımız 5 çıktı. EF uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. Geldik sonraki soruya. A hocam böyle ikiz kenar üçgen oluşturayım. E oluşturduğum ne oldu? Aa A kök hiçbir şey yapamıyorsun değil mi burada? Yok maalesef bu değil. Dik yamuk kardeşim bu. Dik yamukta ne yapıyorsan onu yapacaksın. Zaten burası kaç 90 derece. E dik yamuk şuradan da bir dikdörtgen oluşturacak olursak. Ha bazen de dışarıda oluşturuyorsunuz arkadaşlar şöyle. Ama biz genelde içeride oluşturmaya alışkınız. O yüzden böyle şey yaptım. Dikdörtgen oluşturdum. Dikdörtgen oluşturdum. Peki hocam burası da 90 derece. E ne var? 90'lar havada uçuşuyor arkadaşlar burada. 90'lar havada uçuşuyorsa ne vardır? Alfa, beta. Dal kardeşim alfa, beta ya. Alfa, beta. Bunun tamamı 90. O zaman alfa. Tamamı 90. Burası beta. Beta 90'sı alfa. Aa, şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş. Alfanın karşısı, karşısı 8, alfanın karşısı 8. E o zaman burası 8 ise 8 buraya 1 kaldı. Bu arada beta'nın karşısı 7 ise beta'nın karşısı 7. Bizden AB uzun isteni şu. Hocam burası yok. Olmaz mı be ya? Yukarısı 8 ise aşağısı da 8 değil midir? Evet Ali Bey uzunluğu o zaman kaç yaptı? 8 artı 7'den 15'e eşit oldu arkadaşlar. Evet bu sorunun cevabı da böylelikle 15 oldu arkadaşlar. Geldik sıradaki soruya. Evet bir dik yamukmuş arkadaşlar bu. Dik yamuksa o zaman burada kaçı? 90 derece. Başka ne var arkadaşlar burada? Köşegenleri dik kesmiş. Hmm. Şimdi bizden ne isteniyor? A, B uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar isteyenler formülle yapsın. Neydi formül? Dedik ya formüle gerek yoktu diye. Hocam altının karesi A çarpı C'ye eşittir. Yani altının karesi eşittir. X çarpı 4'ten dolayı X'i de kaç buluruz arkadaşlar? 36 bölü 4'ten 9 olarak buluruz. Ama arkadaşlar şuraya bakacak olursak farz edelim unuttuk diyelim. Ne yapacağız? 90'lar havada uçuşuyor. E dalacağız alfa beta'ya. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa, beta, alfa, alfa 90. Burası da 90 beta. Burası da alfa, burası da beta oldu. E alfa betalara da daldıktan sonra ne yapıyorduk? Kenarları belli olan üçgenleri seçiyorduk. İki kenarı belli olan üçgeni seçiyorduk. O zaman seçelim. Hocam şu üçgeni seçebilir miyiz? Hayır. iki kenarı yok. Hocam şu üçgeni seçebilir miyiz? Evet. Başka hangi üçgeni seçebiliriz? X de olmak zorunda ya. X'e ait bir üçgen. Hocam X'e ait bu üçgen olmaz. Çünkü bir kenar var. Ama X'e ait 6'ya X'lik üçgeni seçebiliriz. E o zaman seçelim bakalım. Seçtik. Sarı üçgende alfanın karşısı 4'ün. Mavi üçgende alfanın karşısı 6'ya oranı eşittir. Sarı üçgende betanın karşısı 6'nın. E, diğerinde mavi üçgende arkadaşlar betanın karşısı X'e oranına eşittir arkadaşlar. Çünkü betanın karşısı 6 ise buradaki betanın karşısı da X. İşler işler yapınca 4x eşittir. 6 çarpı 6'ya eşit oldu. Gerçekten de 6'nın karesi 4 çarpı x'e eşit oldu arkadaşlar. Formüle gerek var mıymış? Yokmuş. işte bunu burada göstermiş bulunuyoruz. 4x 36'dan x de buradan kaç geldi arkadaşlar? 9 geldi. Tamam. Kolay bir soru. Yani özellik olarak bilseniz de olur. Bilmeseniz de olur arkadaşlar. Ve geldik bu soruya. Şimdi Yüksekliği 6 santimetre olan bir dik yamuk. Arkadaşlar sanki hiç yamukta bir hediye vermedik değil mi? Bir hediye verelim mi size? Tamam bu ödüllü soru olsun. Zor ya da kolay. Ella zor sorularda seçeceğiz diye bir şey yok. Yani yeni nesilli bir soru ya katlamalı bir soru ya. Yani en azından katlamayı öğrenebildiniz mi bakayım? Burada çünkü katlamaya devam ediliyor arkadaşlar soruda. Bakalım o hali yapabilecek misiniz arkadaşlar? Ödüllü soru ne yapıyorsunuz? videoyu durduruyorsunuz yapın yaptıktan sonra da cevap bir kenara yazın sonra beni izleyin baktınız doğru süpersiniz ödülü kazanmaya hak kazandınız ee, yapamayanlar da yapsın çünkü bazen yapamayan kişilere de ödül veriyorum arkadaşlar yorumlardan e, seçtiğim kişilere haberiniz olsun evet geldik şimdi soruya Yüksekliği 6 cm olan ABCD dik yamuğu biçimindeki bir karton AC köşegeni boyunca katlandığında. Evet AC köşegeni boyunca katlanmış. Bu katlanılmış hali arkadaşlar. Önceden şu hali bu, bu şekilde değil miydi arkadaşlar dik Ben bu üçgeni katladım buraya geldi. Buraya geldiği zaman bak burası 6. Burası da 6 olacak mı? Olacak. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. Yani şu açıyla şu açı eşit. Şu açıyla şu açı eşit. Sonra bu kenarla hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Burası 6 ise burası da 6 olacaktır arkadaşlar. Peki aynı zamanda hocam bu dik yamuktu. Burası 90 ise burası da 90 oldu mu? Evet. Yani şurası da 90. Dur bakalım şimdi. D köşesi <laughs> Evet AC köşegeni boyunca katlandığında D köşesi nereye gelmiş arkadaşlar? CB üzerindeki E noktasına gelmiş. Katlanmış hali bu. Sonra katlanılan kartona aşağıdaki katlamalar arda arda uygulanıyor. Hadi yine katlamaya devam edeceğiz. Ace üçgeni. A, C, E üçgeni. Bu üçgen arkadaşlar. Bu üçgeni ne yapacakmışım? Böyle katlayacakmışım. A, e boyunca katlayacağım. Arkadaş sen bu üçgeni katladığın zaman bu nokta bu, bu, buna göre simetri olmayacak mı? Bak bu şekilde olduğu için arkadaşlar üstte bir araçlar birbirine eşit olacak ya. C noktasının aslında bu doğruya göre simetriğini alacağız. C noktası buraya gelmez mi C üstü diye? Bu yeni yeri de F diye adlandırılıyormuş. Evet bu buraya geldi arkadaşlar. Katlamada zaten arkadaşlar burası 90'sa katlama çizgi 90'sa aynı doğru üzerinde gidiyor diye zaten söyledik. O zaman bizim katlanılan yani bu doğruya göre simetriğini alacağız. C Burası 90 olduğundan C noktası aynı doğru üzerinde gider. F noktası oluyormuş. Yani bizim katlamamız buraya denk geldi. Yani şuradaki olay şuraya katlanmış oldu. Bu üçgen buraya gelmiş oldu. Ama dikkat et. Üst üste binen açılar birbirine eşitliği unutma kardeşim. Hop. Burası da ne olmak zorunda? Eşit. Olmak zorunda. Üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. Tamam biz bunlara şey demiştik. Şöyle çizgiyle gösterelim isterseniz. Şu kenarlar birbirine eşit. Şimdi bu katlamadan dolayı üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. Yani burası da çift çizgi oldu. Ee, şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Devam edelim. En son katlanıldığı zaman bu bunun üstüne bindi. Yani bizim asıl şeklimiz işte şurası oldu arkadaşlar en son. Şurayı da silmem lazım ama boş ver silinmedi. Yani bizim şeklimiz en son ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde karşılaştık. Bakın. En son şu şekil kaldı. Çünkü bu yeşili buraya katladım arkadaşlar. Unutmayın. Devam edelim. Elde edilen EAF üçgeni de AF boyunca katlandığında şimdi de bunu böyle katlıyorum arkadaşlar. Şu kaldı ya şu üçgen kaldı ya elimizde bakın. Dikkat edin bu üçgen kaldı. Bu üçgendeki bunu AF boyunca katlayacağım. AF boyunca katladığım zaman şu üçgeni katlayacağım arkadaşlar. Dikkat edin. Bu üçgeni katladığım zaman E noktasının yeni yeri AB, üzeri, AB doğrusu üzerinde oluyor. E noktası nereye geliyormuş? Buraya denk geliyormuş arkadaşlar. Bak katladığın zaman şu üçgeni katladığın zaman şöyle bir üçgen mi olacak arkadaşlar? Hop bu doğruya göre simetri. Katlanmış hali burası. E noktasının yeni yeri burası olacakmış arkadaşlar. Tamam. Tam olarak buraya geldi. Buraya da E üstü diyelim. Ona da herhangi bir harf vermemiş. Buna göre. Aa dur. Daha olay bitmedi arkadaşlar. Üst üste binen kenarlar burada da eşit değil mi? Evet. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Burası 6 iken şuradaki uzunlukta ne yapar? 6 yapar. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Aa hocam burası 90 dereceydi. 90 ise 1, 2, 3, 4. 4'e böldüğün zaman 22,5 mu yapıyor arkadaşlar? Evet. 22,5. 22,5. 22,5. 22,5 yapıyor. Hatta burası 67,5 yaptı. Burası da 67,5 yaptı arkadaşlar. AB artı BC isteniyor bizden. AB artı BC isteniyor bizden. Allah Allah. 22,5, 67,5, 90 üçgeni. Ama Şuralara bir 22.5 yaz bakayım. Burası da 22.5. Şuradaki dik üçgene dikkat eder misiniz kardeşim? Dikkat ettin mi? Ettin değil mi? Buradaki dik üçgen bak burası 45 derece. Burası da 45 derece değil mi? Yani şu dik üçgen 45 45 90 üçgeni. Yani 6 ise o zaman burası da 6. 6 6 ise şuradaki uzunluk kaç oldu? 6 2 oldu. Tamam. AB'yi bulduk mu? Bulduk. AB uzunluğu 6 kök 2 artı şimdi bir de BC'yi bulacağız. Eyvah bu ne iş ya ne yapacağız hocam burada? Bak kardeşim dikkat et dikkat et daha öncesinden beri söyledim. nasıl, ne söylüyoruz size? Şu katlamalardaki olayı açı ortaya dikkat edin. Özellikle paralel kenarda bak 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 dikkat et. Paralel kenarda açı ortay varsa Z'ye dikkat edin dedim. Aynı şey yamukta da karşımıza çıkabilir. Hocam 67.5 67.5 da açılardan da gidebilirsiniz. Burası 67.5 burası da 67.5 gördüğünüz üzere. 67,5. buçuk Şöyle Z'den dolayı burası çizgi açısı yaptım, yaptım. Aa hocam çizgiye çizgi. Yani burası 6 kök burası da 6 kök yapmak zorunda. Birincisi bu. İkincisi hocam zaten bak burası 67 buçuk. Burası da 67 buçuk. E burası 22 buçuk 22 buçuk. Allah'tan yazdık biraz önce. 45 45 90 üçgen çıktı. Buradaki dik üçgen. E burası da 22 buçuk ya. Şu üçünü topladığın zaman 67 buçuk yapmıyor mu arkadaşlar burası? Aa 67 buçuk burası 67 buçuk burası yani ikiz kenar çıktı 6 ki ise buraya da 6 ki. bu açılardan dolayı da diyebiliriz arkadaşlar ya da takıldınız ya takıldığınız zaman aklına aklınıza hemen benim söylemlerim gelecek açı ortaylığa dikkat bak katlamada da açı ortaylık geliyor özellikle katlamada paralel kenarda yamukta Dikdörtgende karede. Öyle bir katlama olduğu zaman genelde ikiz da bulup arkadaşlar Z'den bize. Çünkü üst üste binen açılar birbirine eşit oluyor. Ya, açı ortaylı çıkıyor. Açı ortayda da Z'de bir ikizkenarlık kenarlık çıkıyor. Burada da Z'den dolayı bir ikizkenarlık kenarlık bu şekilde çıktı arkadaşlar. Ya da açıları yazıyor da ikizkenarlık kenarlık çıktı zaten. Burası altı köklü burası da altı köklü. Yani ABC'de altı köklü oldu. AB artı BC'de altı köklü artı altı köklüden kaç çıkar? 12 köklü çıkar arkadaşlar. Ya büyük ihtimalle çoğunluğunuz yapmıştır. Artık işi öğrendiniz arkadaşlar. Valla inşallah e, ödüller de hak edene gider. Bakalım seçeceğiz. Ödül zamanı da geliyor yavaş yavaş. Evet gençler böylelikle bu işi de halletmiş olduk. Dik yamuğu da halletmiş olduk. Sırada ne var? İkiz kenar yamuk var. İsterseniz ikiz kenar yamuğu da bir sonraki videoda halledelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.